Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika'da aşı çalışmaları hızlansa da hala istenilen seviyeye ulaşılamadı. Koronavirüsün çeşitli varyantları nedeniyle salgının yeniden etkisini artırabileceği uyarıları yapılıyor ülke genelinde. Ama birçok eyalet valisi ise kısıtlamalarda azalmaya gidiyor. Kısıtlamaları azaltıyorlar. Özellikle bazı eyaletlerde bu yönde atılan adımlar oldukça riskli. Çünkü vaka sayıları ve hastaneye sevkler azalsa da bu alandaki sayılar hala çok yüksek seviyede diyebiliriz. İşte baktığımızda virüsün daha bulaşıcı çeşitlerini de artık Amerika'da da görülüyor olması riski artıran diğer bir faktör. O yüzden aşı çalışmaları hızlansa da hala istenilen seviyeye ulaşılmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tüm bunlardan dolayı Başkan Joe Biden başta olmak üzere yetkililer şu sıralarda kısıtlamalarda herhangi bir yumuşamaya gidilmemesi yönünde çağrılar yapıyorlar ama A evi valilerle bu konuda karşı karşıya gelmek istemiyor. En son A evinin salgınla mücadelede en üst düzey danışmanı Andy Slavitt kendi tavsiyeleriyle bazı eyaletlerin kısıtlamalarını azaltmasının uyuşmadığı yönünde açıklama yaptı. Aslında hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat valiler kısıtlamalardan geri adım atıyorlar. Yani Cumhuriyetçi valiler bu konuda ise daha önde davranıyor diyebiliriz aslında. İşte Cumhuriyetçi Massachusetts valisi Charlie Baker restoranlarda artık kapasite sınırlamasının kısıtlamasının olmayacağını belirtti. Konser salonları gibi kapalı alanlarda da etkinliklerde yani bu alanda gerçekleşen etkinliklerde %50 kapasiteyle yapılabileceği açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Iowa ve Montana'daki Cumhuriyetçi valiler ise eyalet genelinde maske takma zorunluluğunu zaten bu ay başında kaldırmışlardı. Öte yandan Texas valisi Greg Abbott da eyalet genelinde maske takma zorunluluğu dahi bütün kısıtlamaları kaldırmayı düşündüğünü açıkladı, bunu belirtti. New Orleans'da kapalı alanlarda 75 kişinin bir araya gelmesine izin verilmeye başlandı bile. İşte konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci ise kısıtlamaları yumuşatmanın zamanından önce gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. İşte Fauci bu yönde bitti demek gerçekten riskli olur dedi. Ocak ayından bu yana günlük vaka sayıları 250 bin rakamından önemli oranda azalsa da yine de 70 binlerde şu an ve bu sayının da yükselme riski hala devam ediyor. Son rakamlara baktığımızda Amerika'da 75 yaş üzeri insanların yaklaşık %60'ı en azından İlk doz aşısını oldular. 65'ten büyük olanların da yaklaşık %50'si ilk doz aşısını oldu. Ama bu rakamlar yüksek risk grubundakilerin önemli bir bölümünü hala tam aşılarını olmadığını da gösteriyor. İşte Başkan Joe Biden ise bu yönde ellerinizi yıkayın, sosyal mesafenize dikkat edin ve maskenizi takın uyarılarını her seferinde hatırlatıyor. Amerika'dan aktaracaklarımız bu kadardı bugünlük. Özlem Şenşer, Real TV Washington.